Arkadaşlar merhaba. Bursa'da civan arıcılıktayız. Ali abi var yanımda. Ali abi ziyarete geldim. Yeni başlayan acemi bir abimiz var burada. Petek takma işlerini Ali abiden yardım istemiş. Tam da üstüne geldik. Şimdi bir Ali abi nasıl petek takıyor bir izleyelim. Önce Ali abi yumuşattın değil mi biraz? Güneşte beklettin onları. Bir de suyla şunu şey yapalım bir dakika. Elleri çekiyoruz yani. Şimdi bunu ıslatıyor. Böyle. Evet, evet. Güzelce yedirdik bak görüyor musun? Bunu 3 telli yapsaydın daha da iyi olurdu. 3 telli. Telleri kendin mi çektin abi? Kendim çektim. 3 telli olsaydı daha iyiydi. 2 telli yapmışsın. Bak. Isıtıcıyla hop. Isıtıcıyla bak gördüm hemen. Elektrik atımıyla. İşte bu oldu. Hemen tamam, gömülüyor içine. İşlem bunun tamam. Bunun işi bitti buyur. Bir. Elde var bir. Ver bir çıta ver. Şimdi iki. İlk önce Ali abi telleri geriyordun. Tabii telleri geriyor. Dursun dursun şey yap. Kağıt, alta yapışmasın alta diye yapışır. O güzel. Yapışmasın alta yapışabilir. Biraz daha yumuşasa da güneş işte ters ve sabahleyin olsa bir çok güzel olacak. Güneş benim tarafta biraz daha yumuşaması lazım bunu. Yumuşak olunca daha çabuk. Daha çabuk. Tutuyor evet. Güzelce böyle yediriyorsun bak. Güzelce yapıştın. Mümkün değil bunun kopması buradan bak. Açılmaz da kolay bak. Biraz suyla. Bak, tamam. Bu olmadı bak bunun şeyi yok. Tellerini germedik. Ya dedim sana tellerini gerecektin diye. Söyledin değil mi? Söyledim. Öyle abi. Bunun da ben gelmiş. İkili. Üçlü yaparsan daha üçlü yaparsan güzel olur daha abi. Daha çok güzel. Tabii. Bu da ikincisi. Şunu daha yakından göstereyim. Şu regülatörün yardımıyla hop içine gömülü veriyor zaten o. Çok fazla tutunca kesiyor ama evet, çok tutunca. Da tutmamak lazım. 2 saniye kadar yeterli. Aynen öyle. Sakat o. Yapar mı Ali abi? Yapıştırıyız canım yapıştırıyız. Yapıştırıyoruz. İşin ustasından. Doğru mu Ali abi? Evet. O şeyler iyi yapışmamış bak. Nedir abi? Zımba teller vurmuşsun ya orayı. Evet abi. Bunlar iyi olmamış. Aslında bunun içi nasıl olduğunu çekiyor. Ya bağlısan daha iyi. Bak benim günler nasıl bağlı. Gördün mü bak orada bak. Böyle yapman lazım. Bağlaman lazım. Ali abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Arıcılık yapıyorsun. 20. 20 yıldır arıcılık yapıyorsun. Fazlası vardı ben 20 diyeceğim. Direkt arının içinde ama değil mi? Tabii. Arıcılık bir hastalık. Evet biz de kapıldık o hastalığa. Sen de kapıldın değil mi? Ali abi ilk başladığım günden beri hep Ali abiden alışveriş yapıyorum. Evet. Petek takma bu kadar basit. Özellikle burayla regülatör çok işe yarıyor. Bundan bende de var. Hakikaten çok faydalı. Arıcı arkadaşlara tavsiye ederim. Şimdi bu kadar. Ali abi var mı söyleyeceğim bir şey? Ne olabilir?
Söyle. Civan'dan gelsinler, alsınlar. Mum fiyatları nasıl bu sene Ali abi? Peteğin fiyatı 40 lira biliyorsun. Peteğin fiyatı 40 lira. Geçen sene kaçtı? 37, 35 da. 35 civarıydı. Bir önceki sene 20-25 evet, civarıydı. Evet, evet. Çok yükseldi. Neden bu kadar yükseldi Ali abi? Şey, mum yok. Mum yok bundan. Amatör arıcılar çok ziyan ediyor mumu. Peteğe, mesela petekli bal yiyor. Amatör arıcı ne kadar petekli bal yesin Ali abi ya? Adamın 3 kovanı var, 5 kovanı var. O adam bir daha geri dönüşüm almıyor. Sen ne yapıyorsun? Üstler, profesyonel arıcı ne yapıyor? Eski petekler hepsini eritiyor yanından, muma çeviriyor. Vallahi çok pahalı ama ya. Hakikaten çok pahalı. Arıcı arkadaşlara selamlar, kolay gelsin. Mum fiyatları bu sene hakikaten çok pahalı. İner mi peki? Düşer mi Ali abi? Düşebilir. Düşer de bundan sonra. Tamam. Şey nasıl yapıyorsun? Mum getirdiği kilo karşısında nasıl oluyor? 6 lira kiloda işçilik alıyorsun. Yani 1 kilo mum getirdim. 6 lira işçilik alıyorsun. Bana 1 kilo mum hazır mum veriyorsun. Hı-hı. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Hı-hı.